Arkadaşlar yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serimizde sizleri uzun vadede zengin edecek hisseleri analiz edeceğiz ve sizin neden zengin ettiğini açıklayacağız. En önemli kısım da bu. Birçok kişi şu hisseye zengin olsun, bu hisseye zengin olsun diyor ama neden zengin olacağını söylemiyor. İşte biz bu videoda ondan da bahsedeceğiz. Arkadaşlar bu serimizin ilk videosunda Enka'yı inceleyeceğiz. Enka İnşaat. Enka İnşaat, Sri Lanka, Sırbistan, Özbekistan, Kazakistan, Rusya olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde yaklaşık 50'den fazla ülke olması lazım faaliyet gösteren bir inşaat şirketi. Sadece inşaat değil ama gayrimenkul, elektrik santralleri gibi birçok alanda da faaliyet göstermekte. Ayrıca Enka İnşaat'ın birçok iştirak şirketi de bulunmakta. Peki Enka neden bizi uzun vadeli zengin eder? Gelin bilgisayarıma geçelim ve derinlemesine inceleyelim. Evet arkadaşlar bilgisayarıma geçtim. Şimdi ilk olarak Enka'nın bir bilançosuna bakalım. Bu verileri daha önceki dönemlerle karşılaştıracağız. İlk olarak dönem varlıklarına bakacağız arkadaşlar Enka'nın. Hemen burada bakıyoruz. Enka'nın dönem varlıkları. Dönem varlıkları neydi bu arada? Şirketin kısa vadeli kaynakları diyebiliriz. Yani nakite dönüştürülmesi bir yıldan az süren kaynaklar diyebiliriz en basit haliyle. Detaya girmeden. Peki Enka'nın dönem varlıklarında en çok ne varmış? 29 milyar 430 milyon lira ile finansal yatırımlar arkadaşlar. Peki bu finansal yatırımlar ne derseniz? Bunun Enka'nın arkadaşlar bilançosundan gelirin birçoğunu aldığı kiralardan karşılıyor. Birçok gayrimenkul yatırım var ve bu gayrimenkul yatırımlarından da kar elde ediyor. Bu karlar bize finansal yatırım olarak geliyor. Finansal yatırımın içinde aynı zamanda şirketin almış olduğu tahvil, bono gibi yatırım enstrümanları da bulunabiliyor. İkinci kalemimiz ise yine finansal yatırıma çok yakın olan 27 milyar liralık nakit ve nakit benzerleri. Arkadaşlar nakit bir şirketin en önemli şeylerden biridir. Bir şirketin kasasında nakit varsa o şirket çok rahat demektir. Ve Enka'da 27 milyar liralık bir nakit var. Bu gerçekten ciddi bir miktar. Ve biz analistler bunu çok önemsiyoruz. Onun altında da ticari alacaklar geliyor ama diğerlerine oranla düşük olduğu için değinmemize bile gerek yok. Stoklar ve ticari alacaklar da altta bizi karşılıyor. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle stokları ve ticari alacakları grafiğimizden çıkaralım. Gördüğünüz gibi sürekli Enka'nın finansal yatırımları ve nakit benzerleri yani nakitleri sürekli bir artış eğilimde gördüğünüz gibi. Bakın sürekli bir artış eğilimde. Ta 2016'dan beri sürekli artışta ve 2021'den beri de çok sert bir yükseliş gösteriyor. Bu bizim için çok önemli ve güzel bir şey. Duran varlıklara geldiğimizde ise arkadaşlar duran varlıklar ne olduğunu hemen kısaca basit bir şekilde söyleyeyim. Uzun vadeli kaynaklarıdır şirketin. Mesela arsası, sermaye malı, üretim araçları diyebiliriz en basit haliyle. Yine gördüğünüz gibi duran varlıklarda en önemli kalemi Enka'nın arkadaşlar yatırım amaçlı gayrimenkuller. Yine Enka uzun vadeli yatırım amaçlı gayrimenkulleri alıyor. Ayrıca kendi yaptığı yatırım amaçlı gayrimenkulleri de kullanıyor. 27 milyarlık bir yatırım amaçlı gayrimenkulü var Enka'nın. Yine bu yatırım amaçlı gayrimenkullerden gelen kira gelirleri veya satış gelirleri de bizim bilançomuza nakit olarak yansıyor arkadaşlar. Yine hemen onun altında finansal yatırımlar var. Bu finansal yatırımlarda uzun vadeli yatırım araçları olabiliyor. Yani süresi bir yıldan uzun tahvil olabiliyor veya başka bir şey olabiliyor arkadaşlar. Hemen onun altında da maddi duran varlıklar var arkadaşlar. Maddi duran varlık dediğimizde bir şirketin arsası olabilir, iş makineleri olabilir. Bu şekilde bunları da göstermiş oluruz. Peki şirketlerde bir diğer bakacağımız önemli nokta da borçlar arkadaşlar. Enka'nın borcu var mı? Hemen bakalım varsa ne kadar var. Arkadaşlar burada en önemli kısa vadeli borç kalemlerimiz var. Enka'ya baktığımızda en önemli borç kalemi 15 milyarlık devam eden inşaat, taahhüt veya hizmet sözleşmeleri. Arkadaşlar burada dikkatinizi bir şey çekmek istiyorum. Enka'nın 15 milyarlık kısa vadeli borcu var. Ama bu borç devam eden inşaat diyor. Yani bir proje yapıyor, yatırım yapıyor. Bu yüzden de bizim gözümüze çok çarpmıyor ve bize olumlu yansıyor. Hemen onun altında ticari borçlar 4 milyarlık ilk kalemden daha az bir miktarla bizi karşılıyor arkadaşlar. Kısa vadeli borçlarını da geçtik. Şimdi arkadaşlar sağ taraftaki grafiğimizde de Enka'nın toplam borçlarının toplam varlıkları oranı var. Yani bu ne demek? Toplam varlığımızın bütün duran maddi olmayan olan bütün varlıklarımızın ne kadarı borç? Ne kadar borçluluk oranıyla biz işlem yapıyor? Enka faaliyet gösteriyor ona bakalım. Arkadaşlar borç kaynak oranı burada bize şu anda gücü olarak %25 olarak karşılıyor. Diğer şirketlere baktığımızda sektördeki veya genel borsadaki şirketlere baktığımızda bu oran çok çok iyi. Yani toplam varlığımızın sadece %25'i borç. Bu borçluluk oranı son zamanda bir artış gösterse de çok gözümüze çarpmıyor. Çok düşük diyebiliriz. Hemen aşağıda sağ alttaki grafiğimize geldiğimizde şu sektörü kapatayım arkadaşlar. Öz sermaye maddi duran varlıklar oranı. Yani öz sermayemizin bizim maddi duran varlıkta oranı ne kadar? Hemen ona da bakıyoruz. Son dönemde 7.52'miş bu oran arkadaşlar. Bu şu demek oluyor.
Maddi duran varlıklarımız ne kadar iyi çalışıyor ve ne kadar öz sermayemizi arttırıyor, şirkete kar elde ettiriyor. Burada da maddi duran varlıklarımızın iyi çalıştığını görüyoruz ki bu oran sürekli yükselmiş. Bu da bizim için önemli bir noktaydı. Peki hemen Enka'nın bir diğer kalemi olan faaliyet etkinliğine gelelim. Yani yaptığı faaliyetler neler? Nelerden ziyade bu oranlar neler? Hemen ona da bakıyoruz arkadaşlar. Bilgisayarımdan açıyorum. Burada gördüğünüz gibi stok devir hızı var. Hatırlarsanız bir önceki sayfamızda stoklar vardı ama çok ufaktı. Bu yüzden Enka'da bu stok devir hızı oranı veya stok devir süresi bizim için önemli değil ama yine de bakalım. Hemen şu sektörü yani bayındırlık ve imarı kapatıyorum. Sektöre bakmayacağız burada, sadece Enka'yı inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu stok devir hızı da son dönemde bir artış göstermiş. Bu ne demek oluyor? Stoklarını ne kadar iyi eritiyor, ne kadar hızlı satıyor. Bu çok önemli bir şey. Eğer bir şirket stoklarını hızlı eritiyorsa bu bizim için güzel bir şeydir. Yine stok devir süresi de ne kadar sürede bu stoklarını bitiriyor. Gördüğünüz gibi gitgide düşmüş. Bu iyi bir şey ama zaten stoklarımız bizim düşüktü. Bu yüzden çok da gözümüze çarpmıyor bu oranlar. Çok da önemli değil. Peki geldik bir diğer kısma, alacak devir hızı. Arkadaşlar her şirketin alacağı ve borcu vardır mutlaka. Enka'nın da elbette ki alacağı var. Peki bu alacağını nasıl alıyor? Alabiliyor mu? Tahsil edebiliyor mu bu alacağını? Ona bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi alacak devir hızı son dönemde 2020'ye oranla 2021 9. aylık grafikte yani bilançoda çok ciddi bir artış göstermiş. Bu ne demek oluyor? Enka alacaklarını hızlı bir şekilde alıyor, tahsil edebiliyor. Bu konuda bir sıkıntı yok. Alacaklarını alıyor yani. Para bırakmıyor bir yerde, parasını alıyor diyebiliriz. Peki alacak tahsil süresi ne kadar? Ona da bakalım. O da düşmüş gördüğünüz gibi. Bu ne demek oluyor? Alacaklarını hemen tahsil edebiliyor. Çabuk tahsil ediyor geçmişe oranla. Mesela 2021 3 aylıkta 68 günde tahsil edebiliyorsa bir alacağını, şu an 41 günde tahsil ediyor. Yani parasını daha çabuk eline alıyor. Bu da bizim için güzel bir şey. Bir alt kalemde ticari borç devir hızı var arkadaşlar. Bu şu anda baktığımızda aslında çok dalgalı gitmiş ve sektörle aynı olduğu için çok da önemli diyemeyiz. Ki Enka'nın çok borcu olan bir şirket değil. Borcu vardı ama neydi hatırlarsanız? İnşaat sözleşmelerinden vesaire borcu vardı. Ki bunda zaten sözleşmeyi bitirdikçe, inşaatı teslim ettikçe o borcu bitecek. Bu yüzden buraya çok önemli değil. Ki borcu olsa bile Enka'nın kasasındaki nakit miktarını hatırlayın arkadaşlar. 26 milyar dolar falandı. Bu da bizim için çok önemli bir miktar. Yani istese bu borcu hepsini kapatabilir bu şirket. Ama unutmayın her zaman borç olması iyidir. Çünkü o borçta yatırım yapıyor. Yatırım yapmıyorsa elbette ki borçluluk kötüdür şirketler için. Ve burada dönem varlık devir hızı, maddi duran varlık devir hızı gibi oranlarımız da mevcut. Bu videoyu arkadaşlar burada bitirmek istiyorum. Umarım sizi sıkmamışımdır. Umarım bu süreye kadar da izlemişsinizdir. Benim Enka ile alakalı anlatacaklarım bu kadardı. Tabii ki de bu video bir yatırım tavsiyesi değildir. Unutmayın finansal piyasada her zaman risk içerir. Yatırımlarınıza kendiniz karar verin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Herkese bol kazançlar.